Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın ya. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın. Ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol. Niye olmadın? Hala arayıştasın. Ya bulamadın mı bir tane? Ya bulamazsın. Çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Akşam başkasın, sabah başkasın. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Ha, asabiyet, sinirlenmek buysa nuruna la nur sende var. Rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri var, ne vizyonları var, ne renkleri var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek? Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak sorularının cevaplarını haşretseler belki daha çok mesafe kat edecekler. Ama öyle bir derde, öyle bir niyete, öyle bir vizyona kesinlikle bunlar sahip değildir. Türkiye'ye hizmet etmek için değil, sadece ve sadece bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, milletimiz de sizi işte o kadar ciddiye alır, o kadar destek verir. Bizim milletimize taahhüdümüz açıktır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.